İzmir Körfezi'nde binlerce balığın ölümüyle ilgili yapılan inceleme bitti. Hatırlarsanız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay o balıkların gemilerle körfeze getirildiğini söylemişti, iddia etmişti. Müfettişlerin yaptığı analize göre körfezdeki kirlilik normalin 50 kat üstünde çıktı. Bakanlık İzmir Su ve Kanalizasyon İşletmesi'ne 1 milyon 800 bin lira ceza kesti. Normalde bizim denizlerimizin türleri değil. Daha sonradan buraya taşınmış türler. Cemil Tugay kirliliğe böyle mazeret bulmuştu. Ama İzmir Körfezi normalin kat be kat üstünde kirli çıktı. İşte bu görüntülerin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Ege'nin incisi Körfez'deki arıtma tesislerinden numuneler alındı. Balık ölümleri için inceleme başlatıldı. Sonuç skandaldı. İşte bu sonuçlara göre İzmir Körfezi'nde olması gereken amonyak miktarı normalin 50 kat üzerinde çıktı. Normalde litrede 6 miligram olması gereken oksijen seviyesinin ise 1,8 yer yer sıfıra düştüğü tespit edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Çiğli ve Güneybatı arıtma tesislerinden alınan sular analiz yapıldı. Analiz sonuçlarına göre standartların çok üzerinde kirli çıktı arıtma tesisinin suyu. İşte bunun üzerine İSU Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 858 bin 610 lira idari para cezası uygulandı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorunlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden cezayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.